Beyler bayanlar selamlar. Bugün kısa bir airdrop videosu ile karşınızdayım. Hemen bu videoyu paylaşır paylaşmaz işlemi yaparsanız 15 dolar civarı kazanabilirsiniz. Daha sonrasında token düşerse daha az, yükselirse daha fazla kazanabilirsiniz. Neyse, hadi lafı uzatmadan hemen geçelim bakalım nasıl yapacağınıza. Airdrop yapabilmek için QuickSwap'ta işlem yapmış olmanız gerekiyordu. Tam şartlarını da bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden oynadığınız her hesapta, her cüzdanınızda bir kere airdrop var mı yok mu bunu bir kontrol etmeniz gerekiyor. Ardından ne yapmanız gerekiyor? MeshSwap'a girip meshswap.fi'ye girerek arkadaşlar bir cüzdanınızı buraya bağlıyorsunuz. Güvenli olup olmadığını bilmiyorum. O yüzden işlemi yapar yapmaz hem vermiş olduğumuz approve'u kaldıracağız, bir yandan da cüzdan bağlantısını keseceğiz. O yüzden işlemleri hızlı hızlı bitirip hemen yapmamız gerekiyor. Peki ne bu işlemler arkadaşlar? Önce cüzdanınızı bağladığınızda karşınıza işte yok risklerdir vesairedir falan diye iki tane uyarı çıkacak. Hemen onları tıklayıp bir onaylayın arkadaşlar. Daha sonrasında da cüzdanınızın hemen sol tarafında Claim Mesh diye bir seçenek, mor seçenek çıkması gerekiyor. O eğer o aktifse çok şanslısınız. 15 doları şu anda kazandınız. Direkt kazandınız arkadaşlar. Eğer yoksa sağlık olsun. Ya varsa diğer cüzdanlarınızı kontrol etmeye devam edebilirsiniz. Peki ne yapacağız şimdi? Direkt Claim Mesh'in üstüne tıklayıp bir kere onu bir claim edeceğiz arkadaşlar. Cüzdanımızı alacağız. Cüzdanımızı aldıktan sonra da yapacağımız işlem aslında çok basit. Zaten hemen Mesh Swap'ın kendi swap'ını kullanacağız. Dikkat etmeniz gereken şey yukarıda Matic değil token yazan yer olacak ve token da üstüne tıkladığınızda Mesh'i seçeceksiniz. Biraz önce size bir küsür vermişti ya. Hemen Mesh'i seçeceğiz. Alt tarafta da Matic olacak arkadaşlar. Birinci işlemimiz approve, ikincisi de swap olacak. Hayırlı olsun. Ben bu işlemde 14 matik civarı kazandım arkadaşlar. Siz de umarım token değerlenir, daha da fazlasını kazanırsınız. İşlemimiz bitiyor mu? Hayır, bu seferki adımımız güvenlikle ilgili. Şu anda Mesh Swap'ın ne kadar güvenilir olup olmadığını bilmediğimiz için hemen cüzdanımızla ilgili işlemi kesmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de polis scan'e gireceğiz. Aşağıya linki bırakıyorum. Orada kendi cüzdanınızı aratın. Ve hemen sol alt tarafta Web3 bağlantısı kur diye bir şey olacak. O Web3 bağlantısı aslında MetaMask'la bağlantı anlamına geliyor. Hemen MetaMask'le bağlantınızı da kurduktan sonra yaptığınız işlemi bulacaksınız arkadaşlar. Karşınıza bir sürü verdiğiniz approve işlemleri çıkacak. Ve burada hangisi meshse onu bulup hemen sağ tarafındaki küçük mor kutuyu seçeceksiniz arkadaşlar. O approve işlemini tekrardan kaldırmak istiyorum diyeceksiniz. Ve son olarak da MetaMask'ten de cüzdanınızın balansını keseceksiniz. Tertemiz parayı aldınız, hiçbir sıkıntı olmadan çıktınız arkadaşlar. Evet, bugünkü video birazcık kısaydı. Neden kısaydı ve neden çok proje inceleyemiyorum? Hala dişimle ilgili sıkıntı devam ediyor. Küçük bu bilgilendirmeyi de vermiş olayım arkadaşlar. Düzelir düzelmez tekrardan uzun uzun konuşabileceğim, daha heyecanlı anlatabileceğim projelerle tekrar karşınızda olacağım. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.